Mutfağımızdan Mutfakta Hayat olarak herkese merhaba. Çok güzel özel günlerde çok pratik yapabileceğimiz, çocuklarımızla da yapabileceğimiz çeşitli şekerlerle çocuklarımızı, sevdiklerimizi mutlu edecek ve hediyelik de olabilecek kumbraklı kurabiyelerle geldim. Malzemelerimiz 250 gram katı yağ veya tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, üzüm pekmezi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hem üzüm pekmeziyle yaptım hem de size göstermiş olduğum gibi sütle de yaptım. Yarım çay bardağı süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 çay kaşığı tarçın, 2 çay kaşığı zencefil, 4 su bardağı unumuz var. Şöyle güzelce meyveli şekerler, pasta süsleme şekerleri, sütlü çikolata 2 paket. Çıngıraklı kurabiyelerimizi yapabilmek için öncelikle kabımıza hemen şöyle güzelce yağımızı alıyorum. Hemen üzerine bir tane yumurtamızı kırıyorum. Sütümüzü ilave ediyorum. Bir bardak şekerimizi de ilave ettim. Öncelikle güzelce bunları homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Yağımız da oda sıcaklığında olacak. Ve hemen 4 su bardağı unumuzu da aldım üzerine. Unu kontrollü bir şekilde ilave edebilirsiniz. 2 çay kaşığı tarçınımızı ilave ediyorum. 2 çay kaşığı zencefilimizi de ilave ediyorum. Hemen üzerine bir tane şekerli vanilin, bir çay kaşığına yakın yarım paket ilave ettim arkadaşlar. Bir çay kaşığı da diyebilirim. Kabartma tozumuzu da ilave ettim. Güzelce hamurumuzu 10 dakikaya yakın iyice yoğuruyorum. Ben unu birden kattım. Fakat eğer biraz koyu gelirse üzerine süt ilave edeceğim. Renginin daha koyu olmasını istiyorsanız içerisine süt yerine yarım çay bardağı pekmez de ilave edebilirsiniz. Ve yoğuruyorum güzelce. Evet. Kurabiye hamurumuz oldu arkadaşlar. Şöyle güzelce yağlı kağıdın içine alacağım. Bir tabağın içine alıp yarım saat buzdolabında dinlenmeye götürüyorum hamurumuzu. Hamurumuz güzelce yarım saat buzdolabında dinlendi. Hemen şöyle tezgahıma alıyorum yağlı kağıt üzerine. Yine yağlı kağıdımızı üzerine alıp merdane ile güzelce açıyoruz. Evet, tüm hamurumuzu açtıktan sonra şöyle yağlı kağıdımızı üzerinden alıyorum. Şöyle aparatlar kullanabiliriz arkadaşlar. Bardak, kavanoz kapağı, çaydanlık kapağı ve kurabiye kalıplarımız var. Hemen şekillendireceğiz kurabiye kalıplarımızla. Ve şöyle güzelce içerisine alabilmek için bayram şekerlerimiz. Hemen ben şöyle işe öncelikle bardağımı güzelce una batırdım. Ve şöyle hemen kesiyorum. Tabii ki bu arada kurabiye kalıplarımızı kontrol edelim. Tamam, eşit geliyor. Rahatlıkla yapabiliriz bardakla.
tane de büyük şekil yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden çaydan kapağını kullanacağım. Hemen yine una batırdım. Şöyle. 2 tane. Güzelce oluşturdum. Ve kurabiye kalıplarımızla yapmadan önce şu kenardaki hamurları alıyorum. Diğer hamurumu da hemen birleştirdim. Yine işleyeceğiz. Kenara alıyorum. Hemen bir çam ağacı yapmak istiyorum. Kurabiye kalıbımızla. Tabii alırken biraz yumuşak olduğu için arkadaşlar şu şekilde kağıdımızı eğimleyeceğiz. O şekilde alacağız. Daha sonra diğerlerini yapıyorum. İsterseniz bunu bu şekilde kağıdınızın üzerine alıp üzerine çikolata gezdirip bu şekilde de kurabiye yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım şimdilik. Şuraya alayım hamurumu ve devam ediyorum şekillendirmeye. Çıngıraklı kurabiyelerimizi yaparken oldukça eğlenceli arkadaşlar diyebilirim. Çocuklarımızla aktivite olsun diyerekten mutfakta hep beraber çocuklarımızla da yapabiliriz. Çok da dediğim gibi eğlenceli. Şöyle renkli renkli de şekerlerimiz hemen içerisine alıyorum. Çama şöyle 3 tane arkadaşlar ilave edeceğim. Kalplere şöyle 2 tane kırmızı. Ve tüm şekerlerimi, kurabiyelerimizi alıyorum. Kurabiyelerimizi güzelce tepsiye alıyorum. Şöyle yavaşça çekeceğim arkadaşlar. Evet, tepsimize de aldım. Bu şekilde arkadaşlar, hatta şekerleri kırarsanız daha iyi erir. Hem kurabiyelerimiz de yanmamış olur. Bu şekilde de fırınıza alabilirsiniz. 170-180 derecede kontrollü bir şekilde güzelce kurabiyelerimizi 5-10 dakika arkadaşlar. Herkes kendi fırını mutlaka bilir. Ona göre davranıp pişirmemiz gerekiyor. Doğru, fırına gidiyoruz. Kurabiyelerimizi pişirdim, hazırladım. Elimde de şöyle pasta süslerim var. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular diyebilirim arkadaşlar. Hemen güzelce çikolata süreceğim. Hemen şu kısımlarını aralarına istediğiniz şekilde hangi şekerleri ilave etmek istiyorsanız. Ben hemen şöyle elimde kahverengi şekerle başlamak istedim. Güzelce kaşıkla ilave ediyorum üzerine. Ve yapıştırıyorum. Şu kenar kısmını da elimizle düzeltebiliriz. Ve bunun donması gerekiyor arkadaşlar. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde güzelce şekillendiriyoruz. Evet, sadece özel günlerde yapabileceğimiz çıngıraklı kurabiyelerimiz bitti. Özel günlerde alternatifiniz olabilir. Yalnız mutlaka eğer doğal tereyağı olursa çocuklarımız ve sevdiklerimiz için de çok iyi olur diyebilirim. 2024'e girerken herkesin en içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, umutlu, güzel yıllara. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, şu sondaki zili de dinleyerek bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.